Merhaba arkadaşlar konumuz isimlerin yapısı yapı deyince aklımıza her şeyde basit bileşik türemiş gelsin basit dediğimiz kelimenin ilk halidir yani yapım eki almamış haldir çekim eki alabilir ancak burası önemli türemiş kelimeler yapım eki almış kelimelerdir kelime yeni bir hale gelmiştir. Bileşik ise ad üstünde iki kelimenin bileşmesiyle, birleşmesiyle oluşan kelimelerdir. Şimdi buradan baktığımızda insan herhangi bir yapım eki görüyor muyuz? Hayır. Dolayısıyla bu basit bir kelimedir. Yani ilk torbamıza yazabiliriz insanı. Gelelim kelebek. Yine arkadaşlar türemiş bir kelime değildir. Yapım eki almamıştır. Dolayısıyla basittir. Yazdım buraya. Gölge gölle bir alakası yoktur. Sakın e, bu hataya düşmeyin. Dolayısıyla basittir. Yaprak herhangi bir yapım eki almamış. Yine basittir. Çakmak. Çakmak çak fiilinden gelir arkadaşlar. Dolayısıyla türemiş bir kelimedir. Hemen kırmızı kesemize yazıyoruz. Danışma danışmaktan gelir, türemiştir. Kaymak kaydan gelir, kay fiilinden gelir. Dolayısıyla türemiştir. Yemek yeme eyleminden gelir. Türemiştir. Elverişli. Bakın iki kelime birleşmiş. Dolayısıyla bileşiğe yazacağım. Sık boğaz yine bileşiğe yazmam gerekiyor. Çünkü sıkla boğaz birleşmiş. Rehber'den rehberlik olmuş. Türemiştir. Yer kalmadığı için yazmıyorum artık. Şakır'dan şakırtı olmuş. Türemiş. Baştan başlama başlamadan başlatma, başlattan başlatma olmuş. Hatta 3 tane yapım eki var. Türemiştir. Gömlekten gömleklik türemiş. Çanak ve kale kelimeleri birleşmiş. Birleşik kelime yapmış. Külle bastı birleşmiş. Birleşik kelime yapmış. Bilirle kişi birleşmiş. Birleşik kelime yapmış. Düşten düşünmek düşünmekten düşünce olmuş. iki tane yapım eki var. Türemiş olarak alıyoruz. Ayakla kap birleşmiş. Birleşik kelime olmuş. El zaten basit. Ankara basit. Hanımla eli birleşmiş. Birleşik kelime olmuş. Katırla tırnağı birleşmiş. Birleşik kelime olmuş. Denizle altı birleşip birleşik kelime yapmış. Arkadaşlar burada vurgulamak istediğim şey yapı dediğimiz zaman aklımıza basit, bileşik ve türemiş kelimeler gelsin. İsimlerde de bu böyledir, fiillerde de böyledir, sıfatlarda da böyledir. Yapı dediğim zaman neymiş o zaman? Aklıma ne gelecekmiş? Basit, bileşik, türemiş gelecekmiş. Bir sonraki dersimizde görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.